Toplam 20 bin dekarda üretim yaparız. Bizim oranın toplam kapasitesi 110 bin ton. Patates tarımı, erkencil bölgeler var. Konya'dan daha önce ekilen bölgeler var. Ödemiş gibi, Adana gibi, Tokat gibi. Kampanya devamlılık esasına taze patates üretme adına biz Mayıs sonu itibariyle en erkencil Adana, Hatay, Ödemiş bölgesidir. Yaklaşık ihtiyacımız olan ham madde patatesin aşağı yukarı %70'ini Konya bölgesinden alırız. Geçmiş sezonda 90 bin ton patates aldık. Bu yıl 110 bin ton hedefimiz, biraz daha artış olacak. Rusya, Orta Doğu ülkeleri, Avrupa, yaklaşık zannedersem 20 küsür tane ülkeye direkt ihracatımız var. Türkiye'de dondurulmuş patates üretimiyle ilgili patateste bayağı bir yatırım oldu. 15 milyon dolarlık bir rakam. Yani önümüzdeki sezon, bu sezon Mayıs sonu itibariyle başlar her kampanya dönemi. Bir kapasite artırımımız oldu. Orada bir GES projemiz oldu. Elektriğimizi de kendimiz üretiyoruz. Ayrıca biz buhar tüketiminde bize işletmede buhar ihtiyacı var. O da doğal gaz marifetiyle elde ediyorduk ama doğal gaz bize hala çok pahalı. Yeni bir tesis kurduk. Buharı akışkan yataklı kömür ocağı kazarı marifetiyle üreteceğiz. Orada da bir hem tasarrufumuz olacak hem ithalattan kurtulmuş olacağız. Çok düşük kalorili kömür yakacağız. Orada yatırımlarımız dediğim gibi bu tür devam ediyor. Kapasitede kısmen artış var. Gelecek sezon tekrar bir artış var. Her yıl bütün birimlerimizde olduğu gibi patateste de kapasite artımına devam edeceğiz. Tabii ki bu arz talebe dayalı bir şey ama bizim ürünlerimiz hakikaten markamızda. Bunu bir reklamasyon marifetiyle söylemiyorum ama kamuoyunda çok ciddi bir güven var. Piyasadaki marka algımız çok iyi. Hem GES projemiz var 5.2 megawattlık hem de 2.8 megawattlık biyogaz tesisimiz var. Patates artıklarını, pancar artıklarını orada değerlendirip orada da 2.8 megawattlık biyogazdan elde edilen elektrik elde edilen de bir tesisimiz var. Görmüş olduğunuz ürünler de ev tüketiminde sunmuş olduğunuz ürünler. Bu şekilde 12 tane 5000 ton kapasiteli 12 adet depomuz bulunmaktadır. Burada 20 bin ton tohumluk patatesi depoluyoruz. Patatesi alıyoruz. Bazı işlemlerden geçirerek tüketicinin en uygun bir şekilde kullanabileceği bir seviyeye getirerek dondurulmuş bir hale getirip tüketimi sunuyoruz. Testleri önce bir büyük boyulamasını yapıyoruz. Büyükleri küçükleri ayırıyoruz. Bu tamamıyla son ürün yapılacak olan ürünün planlamasına göre yapılıyor. Ayırma işlemi yaptıktan sonra silolar alıyoruz. Bu silolardan sonra hattımıza besliyoruz plana göre, üretim planına göre. Küçüklü, büyüklü, karışık veyahut da sadece büyüklü, küçüklü şeklinde üretim hattına besliyoruz. Üretim hattına ilk aşamada bu giren patatesler yıkama aşamasından geçerler. Malum topraktan gelen patates topraklı, taşlı bir şekilde geldiği için önce biz bunları bir yıkarız. Yıkama ünitelerimiz var. Bu yıkandıktan sonra patatesler steam peeler dediğimiz kabuk soyucuya geçer. Burada buhar işlemiyle, belli bir süre buhar işlemine maruz kalarak kabuğunu yumuşatırız. Daha sonrasında fırçalı soyucularda bu kabukları alırız. Akabinde de bu soyulmuş olan patatesle bir gözlem bandından geçer ki orada personelin önünden geçer. Maksat burada soyulmamış patates var ise veya bir yabancı madde var ise seçmek, ayıklama işlemini yapıyoruz. Bu ondan sonra akabinde ise bu bir eleme sistemine gelir. Küçük patatesle buradan elenir. Yani bu piyasada küçük patates çok rağbet görmez. Bunları biz burada eleriz. Bunun akabinde de içeride gördüğümüz bu optik sortularımız ve ADR dediğimiz cihazlarımıza girer. Bu cihazlarımızın amacı patates üzerinde lekeler olur. Bu optik sortular tarafından kameralarla tespit edilip sistemden uzaklaştırılır. Diğer patates yoluna devam eder. Akabinde bir kurutma, çift kademede kurutmaya geçer. Bu kurutmada fazla suyunu uzaklaştırırız. Bundan sonra da 180 derecede bir ön kızartma yapmış oluruz. Yaklaşık 25-30 saniye gene üretim planına göre kızartma yaparız. Akabinde IQF dediğimiz hızlı dondurma sistemimiz vardır. Eksi 40 derece hava içerisine girer patatesler. Burada dondururuz patatesleri. Kızartmadan sonra şoklamaya geçiriyoruz. Aynen şoklamaya geçiriyoruz. Şoklamadan sonra zaten çıkan patatesler eksi 10 ile eksi 18, eksi 15 derecelerde çıkacaktır. Hemen hızlı bir şekilde paketliyoruz. Gene paketleme esnasında bir eleme işleminden geçiriyoruz. Boyutlarına göre eliyoruz, küçük ve büyüklere göre. Tamamıyla üretim planına göre. Bu paketlenen patatesler hiç vakit kaybetmeden
soğuk hava depolarımıza, -18, -22 hava depolarımızı içine koyuyoruz. Akabinde de gelecek siparişlere göre, müşterimizden gelen siparişlere göre frigolu araçlarla sevkiyatını sağlıyoruz. Evet. Frigolu araçlardır. Yani. Bu araçlarda -18 derecede muhafaza edilen araçlardır ki araçlarımızın birçoğunun uydu sistemiyle takibi vardır.